Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kek kalıbında mozaikli kek yapacağız. Şöyle iki farklı renkte olacak yani. Bir kakaolu, bir de sade. Şöyle kek kalıbımızda kek kalıbının dibini şöyle hafif margarinle iyicene yayıyoruz. Üzerine de çok hafif un serpiştiriyoruz. İyicene yayarak ki sonrasında kek piştikten sonra çevirirken rahatlıkla çıkabilsin diye, yapışmasın diye bu şekilde. Şimdi de malzemelerimize geçelim. Şöyle yumurtamız var, şeker, süt, sıvı yağ, kakao, un, vanilya ve kabartma tozu. Evet, öncelikle şöyle yumurta ve şekeri iyice çırpacağız. Ta ki boza kıvamına alana kadar. Şeker. Şimdi iyice çırpıyoruz. Bir kere çırptık. Şimdi de üzerine süt, sıvı yağ, vanilya ve yavaş yavaş birazcık un koyuyoruz. Üzerine de kabartma tozu. Şimdi iyice çırpacağız. Çırparken ara ara kalan unumuzu da ekleyeceğiz. Bunun hepsini, zaten 2 su bardağı var toplam. Bir yandan çırparak bir yandan da unumuzu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuzu, kekimizin hamurunu iyice çırptık, kalan unu da ekleyerek. Şimdi ise hamurun yarısını ayrı bir kaba aldım, şu şekilde. Tam eşit gelecek şekilde yarı yarıya aldım. Ve bir kısmını sade bırakıyorum. Buna ise kakaoyu ekliyorum. Şimdi bunu çırpıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kakaolu karışımımız da hazır. Öteki harcımıza kakao eklediğimiz zaman biraz şöyle katılaşıyor, alıyor. Ama hiç sorun değil. Çünkü aynı şekilde pişiyor zaten. Sadece kakao eklediğimiz için kıvamı ötekisine göre bir tık katı geliyor. Evet, şimdi önceden yağladığımız kek kalıbımıza ilk önce beyaz harcımdan şöyle dikkatli bir şekilde bu şekilde yayıyoruz. Sonrasında ise kakaolu kısmına geçiyoruz. Şöyle biraz alıp bunu da aynı şekilde dikkatli bir şekilde döküyoruz beyaz kısmın üzerine. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kakaolu harçtan sonra yine aynı şekilde beyaz, sonra kakao diye diye bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki harcımız iyicene bitene kadar, doldurana kadar. Evet, gördüğünüz gibi zebra kekimiz hazır. Şeklini verdik sıra sıra, dediğim gibi. Sırasıyla önce beyaz, sonra kakaolusunu koyarak. Şimdi de önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına pişirmeye veriyoruz. Bir 5 dakika sonrasında 200 dereceye çıkarmanız gerekiyor. Kürdan yardımıyla pişip pişmediğini de kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü her fırının pişirme süresi aynı olmayabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi zebra kekimiz pişti. Bu şekilde.
Şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi kekin dibi hiç yapışmadı. Yani hiç kek kalıbına tutmadı. Çünkü dediğim gibi hani kek kalıbının dibine margarin ve çok hafif un serpiştirdim. Zaten az bir şey margarin iyice yaymanız bile yeterli. Zaten kekin üzerinde de gözüküyor yapışmadığı. Evet, böyle. Eğer siz de videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.